Sizleri şu sihir, ateş topu, lazer kılıcı geçirmeyen fanusların içine koyduğum için kusura bakmayın. Ama kavganızdan, dövüşünüzden gına geldi. Haftanın sonuçlarını açıklayıncaya kadar biraz sabredeceksiniz. Aslında beni kapatmanıza gerek yoktu. Bu Selena denilen yabani agresif sarışını kapatsanız yeterdi. Ben kuzu gibiyim kuzu. Bir kere yabani sensin. Ayrıca neyse şimdi. Ağzınızı tel zımbayla zımbalatmak mecburiyetinde bırakmayın beni. Neyse. Haftanın sonuçlarını alalım. Demeter. Buyurun efendim. Haftanın sonuçları. Evet. Şimdi Selena'nın skoruna bakalım. Selena bu hafta 298.500 iyilik yapmış. Şimdi de Hades'in skoruna bakalım. Evet. Hades 470.600 kötülük yaptırmış. İşte gördünüz. Azimle çalışan kötü haftanın galibi olur. Sadece şanslısın iblis. Evet. Fanuslarınızı kaldırıyorum. Yalnız kavga istemiyorum. Yakında tüm dünya, herkes kötü olacak. Sen de artık iyilik yaptırmak için uzayda bir takım eciş bücüş yaratıklar ararsın. Onlara iyilik yaparsın. Tamam mı? Evet, haftanın galibi olarak sıra geldi Hades'in ödülüne. Yani işin en keyifli yerine. Evet Hades, haftanın galibi olarak sana 3 seçenek sunuyorum. Bu seçeneklerden birini seçeceksin. Seçeneklere alayım Yüce Onos, alayım. Seçeneklerden birincisi. İstediğin bir futbol takımını şampiyon yapacaksın. İkincisi, topluma örnek olan bir ünlüye kötülük yaptırarak kötülüğün reklamını yapacaksın. Üçüncüsü de seçtiğin iki kişinin karakterini değiştireceksin. Seç bakalım bir tanesini. Seçiyorum. İstediğim iki kişinin karakterini değiştirmek istiyorum Yüce Onos. Eğer bu özelliği benim üstümde kullanabileceğini düşünüyorsan yanılıyorsun Hades. Çünkü benim karakterim asla değişmez. Hayır Selena, hayır. Bu kadar basit düşünmemiştim tabii ki. Senin karakterini değiştirmeyeceğim. Felek zaten sana vurmuş vuracağı kadar. Bir de ben senin karakterini değiştirmem, merak etme. Ne yapıyorsun Kıvılcım? Sandal zımpırılıyorum. Bunalımdayım ben. Ay hayırdır hayatım, neyin var ya? Uğraşmayı bıraktım artık kardeşlik. Ozan'la seni rahat bırakacağım. Hiç ümidim kalmadı artık. Sonbahar bile üşüyor kardeşlik. Ama sen de kötülük yapmazsan kim kötülük yapacak Kıvılcım ya? Kötülük yapacak başkaları da olacaktır. Ama ben artık yapmayacağım. Hayatım senin saçların bu dünyada gördüğüm en güzel saçlar. Ay biliyorsun zaten kızıl saça karşı bir zaafım var benim. Gerçekten mi? Ya yemin ederim aşkım. Ya böyle doğada bulunan ender bir çiçek gibisin. Ay çok tatlısın Ozan. Ne diyorduk? Saçları kızla boyatacağım diyorduk. Ne kızılı ya? Ne kötülüğü, hani zımpara falan? Rol icabı yapacaktım onları salak. Hadi kalk saçımı kızla boyamaya gidiyoruz. Senin gibi olacağım. Kızılı Kıvılcım ama ne diyorsun ya? Ben bir şey anlamadım. Ben niye buradayım ya? Kıvılcım beni bekle. Yav çok güzel bir ödül seçtin be. Çok güzel. Tebrik ediyorum kendimi. Kutluyorum. Aferin Hades. Haydi nümayiş. Nümayiş. Hades, kimin karakterini değiştireceğini söylemeyecek misin? Tabii ki şu an sana söylemeyeceğim. Gerizekalı sarışın. Yüce Onos. Ne var, bir şey mi var Teber? Evet. Kulağınıza söylesem. Ya söyle. Canım yandı. Gerizekalı. Neyse biz çıkalım. Ödülümü kullanacağım ben. Çıkalım haydi. Haydi kötüler, beni takip edin. Peki Afrodit ne durumda? Öldüreceğim abi ya. Mahvedeceğim abi. Ben sandım canını. Parçalayacağım abi. Manyak ya.
Sakin ol affedit. Yüce Onos'un karşısında sakin olman lazım. Sakin makin olamam. Sakin makin olamam. O batal gazeteleri alçak beni anlatırken nasıl sakin olabilirim? Vicdansız herif ya. O senin sevgilin miydi ki? Evet. Değildik. Hayır. Yani daha yeni yeni çıkmaya başlamıştık ama... şey oldu. Çok ısrar edince ben dayanamayıp kabul ettim. Ama beni aldattı. Ya nasıl yaptı böyle bir şey bana ya? Bana hemen battal gaziyi çağır. İşte Yüce Onos. Battal gaziyi getirdim. Tüh sana tüh! Ne oluyor burada? Niçin getirdiniz beni buraya? Battal, sen dürüst ve mert bir insansın. Bana doğruyu söylemeni istiyorum. Afrodit'i aldattın mı? Bunu bir de senden duymak istiyorum. Nahir, Yüce Honos, ben Afrodit'i aldatmadım. Sadece bana hayranlık duyan bir kadınla öpüştüm. O kadar. Ne? Öpüştün mü? Evet. Ben şüphelendiğim küffar bayanlarla öpüşerek onların ağzından böylece laf alırım. Anlarsınız ya Yüce Honos. Bak gördünüz mü Yüce Honos? Kendi ağzıyla itiraf ettin. Küffar dedi, öpüştüm dedi, onlar dedi, yaptım bunu. Geberteceksin! Aman, aman yanlış anlıyorsun beni. Ne diyorsun? O öpücükler sahteydi. Ya bırakın beni ya, bırakın. Al sana. Bu senin için. Bu benim için. Bu öptüğün bayanlar için. Bu Selena için. İnan bana Afrodit. Sahte öpücükler onlar. Selena, senden Battal Gazi'yi buradan alıp Ütopya'dan uzak bir yere götürmeni istiyorum. Nereye götürebilirim ki Yüce Onos? Dünyaya götür mesela. Ve Afrodit'in sinirleri yatışıncaya kadar sakın buraya getirme. Peki efendim. Gidiyoruz Battal Gazi. Hazır dünyaya gitmişken... şu kahpe Bizans'a da bir uğrayalım. Onlarla küçük bir hesabım var benim. Bak bu da çok güzeldir. Bütün renkler aynı hızda kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler. İki mısraya ne çok şey sığdırmış değil mi? Ne kadar güzel, ne kadar çok şey sığdırmış. Ama istersen biraz ara ver de sohbet edelim. Şu işe gitmeden önce bir kahvaltı edelim dedik. Şiir dinletisine çevirdin ya. Ne yapayım abi? Ben Türkçe öğretmeniyim. Ha matematik öğretmeni olsan 2 dakikada bize Pisagor teoremini öğreteceksin yani. A kare eşittir B kare artı C kare. Tamam abi, kinaye yapma. Ben de seni şiirden anlayan bir adam zannetmiştim. Abi şiirden anlıyorum. Ayrıca Özdemir Asaf'ı da çok severim. Ama baksana, hava güzel. Güzel kızlar varken. Güzel kızlar ha? Baksana oğlum şu defineye. Şiir gibi, şiir. Ha bir de şiir gibi. Selena'ya gelince Güley'i anlatayım da gör bakalım şiir mi yoksa cinayet romanı mı? Sen bana bunu hep yapıyorsun ha. Sen kimden taraftasın abi? Bilemem. Bilmeyeceksin kızım, bilmeyeceksin. Ben sana demedim mi kaç kere mini etek giymek yok diye? Ama bu etek mini değil ki Muhittin. Baksana diz kapağının altında. Ha bir de yukarıda olacaktı öyle mi? Bana bak kızım, beni deli etme, patlatacağım bir tane ha. Aşkım kızma. Bu bluz ne? Bu bluz ne? Transparan transparan dolaşıyorsun. Her tarafın gözüküyor. Muhittin yuh artık ya. Laga luga yapma lan bana. Konuşma. Kadınsan kadınlığını bil, hanımefendi ol. Aman Muhittin tamam ya. Uzun giyerim bundan sonra. İç çayını. İç çayını. Herif tam Hanzo çıktı. Hanzo ki ne Hanzo? Abi böyle güzel kızların böyle adamların yanında ne işi var anlamıyorum ya. Bir de adalet mülkün temelidir derler. Nerede bu adalet? Gerçekten de adam sağlam Hanzo'ymuş ha. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Galiba kızlar böyle davranan adamlardan hoşlanıyor. Acaba biz de mi böyle davransak? Sağ ol abi, ben almayayım. En nefret ettiğim tiptir. Hele Selena, iyi ki yok burada. Yoksa dayanamaz gidip adama çıkışırdı sen nasıl kız arkadaşına böyle davranıyorsun diye. Evet abi, eğer Selena'yı birazcık tanıyorsam şu an o adamın yakasına yapışmıştı. Ben gidiyorum yoksa işe geç kalacağım. Görüşürüz. Tamam görüşürüz. Ben de çayımı içip çıkacağım zaten. Evet. Bu haftaki ödülümü nerede kullanacağım belli oldu. Bakalım Selena
sevgilisinden bir Hanzo yarattığını öğrenince ne yapacak? Bu ne ya? İnanmıyorum ya, inanmıyorum. Böylesi bir İstanbul beyefendisinden bir ayı yarattım. Ayı oğlu ayı. Tükür tükür. Şuna bak ya. İşte geldik. Bizans. Evet, evet. Selena, beni buraya getirdiğine öyle mutlu oldum ki. Ama etrafta hiç Bizanslı göremiyorum. Evet, bak etrafta hiç Bizanslı yok. Bak seni burada görürlerse bu bizim için çok tehlikeli. Başımız belaya girebilir. O yüzden hadi eve gidelim. Biraz daha ne olursun. Telefon. Efendim? Selena ne haber? Koray ben. İyiyim, sağ ol Koray. Sen nasılsın? İyi, iyi. Sana yemeğe geliyoruz, haberin var değil mi? Bana yemeğe mi geliyorsunuz? Bir şey lazım mı diye aradım. Cips, kola veya istersen tatlı ya da pasta da var. Şey yok yok, gerek yok. Ben her şeyi hallederim. İyi tamam, yemekte görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Hoşça kal. Battal Gazi, hadi gitmemiz lazım. Nereye gidiyoruz? Ya seni benim evime götürecektim ama şu anda orası olmaz. Sana bir yer bulacağım, hadi gidelim. Güne Selena'nın sevgilisini ayıya çevirerek çok güzel bir başlangıç yaptım. Ama durmak yok Hades. Hızlı başladığım güne süper kötülükler yaparak devam etmeliyim. Söylediğim bakanlık Mr. Shaw'un telefonuna böcek yerleştirdin mi? Evet. Tüm konuşmalar kaydediliyor. Güzel. Öncelikle işimize yarayacak bir şeyler yakalarız konuşmalarda. Sonra da şantaj yapıp önümüzdeki erkeği ihaleyi bizim ilkin şirketlerinden birisinin kazanmasını sağlarız. Güzel. Wow! Casuslar! Şantaj, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, bunlar en sevdiğim güzelliklerdir. Ama madem casussunuz, neden daha fazlasını yapmıyorsunuz? Neden bu kadar basit şeylerle yetiniyorsunuz ki? Alex, neden telefon dinlemelerle yetiniyoruz? Ne yapalım? Mesela bir yerlere bomba yerleştirin. Ülkede iç karışıklıklar çıksın. İnsanlar birbirlerine düşsün. Ve birbirlerini öldürmek için de gelip sizin ülkenizden silah alsınlar. Gidip bir yerlere bomba koyalım bence. Böylece iç karışıklık çıkar. İç karışıklık savaşa dönüşür. Ve gelip bizden silah alırlar. Vay, nereden geldi aklına durduk yerde? I don't know. İçimden bir ses duydum sanki. Ya. Evet, böyle tam boğazlar gibi bir ses duydum gibi oldum. Yok. Ama neyse, hadi işe koyulalım. All right, yes. Let's go. Gerizekalı. Tavuk boğazlar gibi böyle bir ses. Sen önce Türkçe konuşmayı öğren be, lavuk. Karizmatik ses tonunda ne anlarsın zaten. Neyse, siz bombayı yerleştirin de. Daha kargalar kahvaltısını yapmadan bir sürü güzel kötülük yola çıktı bile. Hadi bakalım Sarı Yelloz. Bu sefer beni geç de göreyim. Sarı Yelloz mu? Fittat beni andı herhalde. Kötü kötüye benziyor tabii. Aynı şeyler. Yine ortalık süpürülüyor. Yine toz alınıyor. Yine bilmem. Kapat şunu. Kapat. Kapat. İstemiyorum. Kapat. Kader. Bu tavanı ne zamandır fırçalamıyorsun sen? Tavanı mı? Tavan fırçalanmaz ki Aslı Hanım. Kim demiş fırçalanmaz diye canım? Tabii ki fırçalanır. Ay ay, bıktım ben sizin gibi hizmetçilerin klasik temizlik anlayışından. Gerçekten bıktım yani. Biraz yaratıcı olun. Beni şaşırtan temizlikler istiyorum ben. Mesela bir gün tavanları sil. Bir gün halının altını sil. Bir gün mesela belki coşarsın. Piyanonun tuşlarının altını temizlemek istersin. Böyle şeyler istiyorum, anladın mı beni? Peki Aslı Hanım, madem öyle istiyorsunuz. Aslıcığım 30 defa söyledim, şu kravatları makinede yıkamayın diye. Bunlar kuru temizlemeciye gidecek.
Ah canım benim, ay çok özür dilerim hayatım. Adam 30 defa söyledi, size 60 defa ilettim değil mi? Ay siz beni delirtecek misiniz? Hepinizi de işten atacağım, olan o olacak işte. Hayatım, hayatım büyütme tamam. Ya dikkat edin ne olursun. Ay canım dikkat ederim, sen hiç merak etme. Yani kendi şahsi gayretini alıp kuru temizlemeciye götürüp getireceğim. İnan bana canım. Tamam sağ ol. Kader, bu arada sen geldiğin günden beri hiç izin yapmadan çalışıyorsun. Haftada bir izne çıkmıyor musun sen? Bilmem, öyle bir iznin mi var? Gayet tabii var kızım. Her çalışanın haftada bir gün çalışma izni vardır. Siz bilirsiniz Ekrem Bey. Olmaz diyorsanız izin yaparım ben de. İyi, tamam. Hayatım ayda bir bari gitseydi. Olur mu hayatım? Haftada bir. 15'te olsun. Aslıcığım ben haftada bir diyorsam haftada bir bildiğim var. Bugün günlerden ne? Perşembe. Tamam. Bundan sonra perşembe günleri senin izin günü. Bugün izininiz. Tamam mı? Şimdi git güzelce gez, toz eğlen, ne yaparsan yap. Teşekkür ederim Ekrem Bey. Allah sizden razı olsun. Git ne yapalım? Ekrem Bey izin verdi. Git hadi git tamam. Ay, rencide etmeyeceğim hadi. Teşekkür ederim. Canım da olmadı. Anam. Burak Bey. Selamun aleyküm. Sizsiniz değil mi? Tanıyamadın mı güzelim? Size ne olmuş böyle Burak Bey? Ne olmuş anam? Olmuş. Konuşma lan. Bir yamukluk varsa düzeltelim. Neler söylüyorsunuz Burak Beyciğim? Beyciğim, meyciğim. Alıyorum mesajı. Hem bu şortun hali ne kız? Bir daha böyle göreyim var ya, uyarım o gözleri. Bu okulun namusu benden sorulur. Ay çok hoşsunuz. İyi Burak Beyciğim ben yani... Yerim ulan Burak Bey'ini. Bundan sonra maço beyim ben. Sen de benim kupa kızımsın. Hadi şimdi pişti olmadan naş. Ben seni yaylamadan yaylan bakalım. Gerçekten çok hoşsunuz. Yürü lan optik. Optik mi? Bu biraz fazla oldu ama. Tatlı sert. Ay çok hoş olmuş kaba erkek. Kırıtma, kırıtma. Sen... İsmim ne dedi söyleyiverdim müstesna, müstesna. Birden ben ona kalbimi verdim müstesna, müstesna. Kolay gelsin müstesna anne. Sağ ol güzel kızım. Ben de tam şimdicik sana bakacaktım. Birlikte bir kahve içelim diye. Şu yemeği ocağa koyayım da. Yok sağ ol. Ben gezmeye gideceğim de. Ya nereye? Vallahi Boğaz'a gideyim diyorum. Boğaz öyle dizilerde göründüğü gibi güzel müstesna anne. Deniz kenarında oturacak yerler var mı? He nasıl gideceğim ben Boğaz'a? Otobüsten mi minibüsten mi? Ay çay bahçeleri varmış ya orada. Sen onlarda oturdun mu hiç? Ay sus kızım. Bir soluklan. Hani teker teker soracaktın soruları. Ay affedersin. Biraz heyecanlandım da. İlk defa gideceğim ya Boğaz'a. Hayırdır ya? Boğaz'a gitme planları mı yapılıyor? Ne oluyor? He. Aslı Hanım izin verdi. Eğer işlerimi erken bitirirsem akşamüstü Boğaz'a gideceğim. Ha iyi, Aslı Hanım izin verdi yani. He, hem söz verdi, dönünce rencide de etmeyecekmiş. Güzel, hastane masraflarını karşılayacak mıymış? Ne hastanesi? Hani ben senin şimdi kemiklerini kıracağım ya, ondan bahsetti mi? Ya senin aklın almıyor herhalde kızım, sen ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Ben sana 40 defa söyledim, burası İstanbul, öyle yalnız başına gezip tozamazsın diye. Niye anlamıyorsun sen bunu ya? Ama Zülfikar abi. Ne aması ya? Bir de alamet zibidisiyle falan buluşma hayali kuruyorsundur ha, Allah bilir. Ya Zülfikar abi, yemin ederim alamet böyle falan buluşmayacağım. Sadece Boğaz'ı görmek istiyorum. İlk defa görecekmiş, çok meraklanıyor. Oğlum ne zararı var, varsın gitsin. Ya anne Allah aşkına karışma ya, gaz verip durma şuna. Tabii müstesna hanımın kardeşi Boğaz'da fink atıyor demeyecekler. Olan yine bizim tophaneli kimliği olacak. Ne yani? Sen tophanelisin diye ben ömrüm billah gönlümce gezemeyeceğim mi İstanbul'u? Lan cevap verme be. Abisine dikleniyor bir de, şuna bak. Git çabuk işinin başına. Ben yanında yoksam gezemezsin öyle Boğaz'da falan. Hayret bir şey ya. Zülfikar, ne oluyor sana böyle? Bırak gitsin geçsin, genç kızcağız ya. Kader! Kader kızım! Ne güzel ya. Oh bir de biz bunlar gezecek tek başına Boğaz'da. Biz de tophaneli diye dolaşacağız ortada. Güzel. İyiymiş ha. Yok arkadaş,
Yok, Kader Hanım'ın başında bu ayı olduğu sürece benim alamet olarak Kader Hanım'la bir ilişki yaşamam imkansız. Ne yapsam ya? Aa, bir dakika. Tabii ya, ödülü kullanmalıyım. Tophaneli Zülfikar'ı Cihangirli Zülfikar'a çevireceğim. Bir anlayış kumkuması olacak. Böylece Kader Hanım'la aramızda hiçbir engel kalmayacak. Özellikle de bu ayı kalmayacak. Ağzımı zorla parçalayacağım yani. Böyle bir elma yeme şekli yok. Saçmaladım. Şuradan kurtulmak istiyorum. Rezalet. Pis pis ısırmışım onu bir de. Şeker kıvamı çok başarılı. Sen Zülfikar abine. Yazık değil mi sana? Sil şu gözyaşlarını hadi. Ya ne yapayım müstesna anne? Koskoca genç kızım ben. Hep böyle dört duvar arasında mı yaşayacağım? İnsan kardeşle karşı bu kadar güvensiz olur mu ya? Yok, güvensizlikten değil, inan bana. Biliyor musun? Şincik Zülfikar'ın da kafası çok karışık. Durduk yere genç kız abisi oldu. Ne yapacağını şaşırıyor. Hem bir de şu tophaneli arkadaşlara falan var ya. Onlar da etkiliyorlar elbet çocuğu. Ama zamanla yumuşar, merak etme. Aa, Kadercim ağlıyor musun sen? Ne oldu güzelim? Terbiyesize bak. Bir de utanmadan soruyor. Yazık değil mi kızın gözyaşlarına? Ne olurdu gezseydi, ne olurdu izin vereydi? İzin vermek mi? Anneciğim bu yaşa gelen kız benden izin mi alacak? Tabii ki gitsin gezsin istediği gibi. Ben ne karışırım ki? Ya sonra da bacaklarımı kır değil mi? Ne? Bacaklarını kırmak mı? Kader sen neler söylüyorsun ya? Hangi devirde yaşıyoruz Allah aşkına? Ne kadar avam bir davranış. Benden nasıl böyle bir şey beklersin inanamıyorum. Nasıl? Zülfikar oğlum. Yavrum sen iyi misin? Anneciğim iyiyim sen? Üstesna anne Zülfikar abi ne diyor? Vallahi kızım ben anlamadım ki sana anlatayım. Zülfikar? Yani sen şimdi diyorsun ki Kader gidip gezebilir mi Boğaz'da? Anneciğim niye aynı soruyu sorup duruyorsunuz? Ben anlamadım sizi. Tabii ki gezebilir. Kim ne karışır ona? Hem hatta bana fikrimi soracak olursan bence Boğaz'ın eski tadı yok. Hani bana kalırsa git tüneldeki kafelere falan takıl derim ben. Nasıl? Ama o zaman da Taksim'deki o kötü niyetli insanlara dikkat etmeniz lazım. Tinerciler falan oluyor. Ha, gerçi benim de söylediğim laf erkek arkadaşın seni korur da. Erkek arkadaşı mı? He, anladım. Abim ağzımı yokluyor. Yok yok. Benim erkek arkadaşım falan yok. Ya saçmalama Kader. Bu yaşa gelmişsin böyle güzel bir kız erkek arkadaşın olmadığına inanmamı bekleme. Vallahi yok Zülfikar abi. Bu arada ben abin olarak sadece sana tavsiyelerde bulunabilirim. Hani bence dilediğin gibi gez toz kimse sana karışmasın. Ay! Yani carpe diem biraz anladın mı? Ne diyem ne? Ya carpe diem yani günü yakala falan diyorum. Yani 30 yaşına kadar evlenmeyi falan da düşünme sakın ha. Daldan dala uç, bekarlığın tadını çıkar biraz. Daldan dala mı? Ayrıca evlilik bağlamında bir olaya girmeden önce mutlaka birbirinizi tanımak adına erkek arkadaşınla aynı evde yaşaman lazım. Müstesna anne, abime ne oldu? Vallahi bilmiyorum ki kızım. Herhal Beşiktaş, ecnebilerden 8 gol falan yedi. Bu iyice üşüttü kafayı. Beşiktaş mı? Anne sakın bana futbolla ilgileniyorum falan deme. Ya inanamıyorum ya. 22 kişi bir topun peşinden böyle koşuyor kabaca. Herkes de bunu bir şey zannediyor. Anneciğim futbol denen olgu toplumların afyonudur. Bunu anlamadınız mı hala? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hepsi birbirinden boş bence. Gereksiz. Ay şaşkınlıkla izlemekten başka çare kalmıyor bana. Cihangir'le Zülfikar'ın annesi futbol izliyor. İnanamıyorum. Arkadaşlar falan duysa Modern Sanatlar Müzesi'ne sokmayacaklar beni. Bugüne kadar çok ödül kazandım ama en faydalısı bu oldu be. Burak bir ayı oldu. Bu ayı da Cihangir adamı oldu. Şuraya bak tam bir gelincik. Ay. Hadi kolay gelsin. Allah'ım sen benim yaşlarıma bu gayet ol. Allah'tan Burak Hoca'nın dersi abicim. Koyarız kafayı sıraya. Rahat rahat uyuruz falan. Değil mi abicim? Geçeriz arka sıraya. Öyle başımız ağrıyor falan. Hayır, ödevleri de yapmadık abi. Tamam, onu kızlardan alacağız zaten.
iyi artık yani. Benim istemeye yüzüm kalmadı pek. Sen istersin abicim ha? Abi en iyisi uyumak zaten. Evet, bence de uyuyalım. Ya Burak Hoca geliyor. Aşkım ne bu panik, ne bu telaş? Gelince görürsün. Selamünaleyküm gençler. Çömelin. Burak Hoca'nın tipine bak. Bıdı bıdı yapmayın lan. Sabah sabah afyonum patlamadı zaten. Almayayım ense tıraşınızı ha. Ya hocam siz iyi misiniz? İyiyim canım, sen nasılsın? Ne biçim soru bu, kız kınalı yapınacak? Ya ben şey... Karışma lan! Kız kısmısı konuşmaz. Bugün sizlerle işleyeceğimiz konu maço bir erkek avradına nasıl davranmalıdır? Ve tarihten maçoluk edebiyatı. Arkadaşlar eğlence başlıyor. Öncelikle kadın dediğini günde iki kere temiz haşlayacaksın. Nasıl yani? Susunuz, susunuz! Geliyor bak 43 numara ha! Var ya, kim konuşuyor lan? Ay, beyaz çorap giymiş kro. Ayrıyetten günde iki kere ayaklarını oba oba Arap sabunuyla yıkamayan, efendime söyleyeyim, akşam yemeğinde kuru fasulyenin yanında soğanını, sarımsağını hazırlamayan avrada avrat demem. Bu biline. Şimdi soru. Kalk bakalım dümbelek. Ben mi hocam? Senden başka dümbelek mi var lan burada? Kalk! Şimdi sen kız arkadaşınla birlikte Pars Kiraz Operasyonu adlı romantik komediye iki bilet aldın. Ama sevgilin olacak o hıyar, affedersin, mini etekle geliyor buluşmaya. Arkadaki o üç tane gıcık cadde veledi senin hatunun bacaklarını kesiyor. Ne yaparsın? A. Adamları patlamış mısır makinesinde patlatırsın. B. Adamları görmezden gelirsin, hıyarlık yaparsın. C. Adamları şikayet edersin. D. Hiçbiri ya da hepsi. Hadi bakalım aslan, yapıştır cevabı. C. Adamları şikayet ederim. Yanlış, yanlış, Allah'ım çok yanlış, toptan yanlış. Ulen. Bak, önce avradına bir tane tokat yapıştırırsın. Sonracıma da avradına bakan cadde veletlerini çıkarırsın dışarı. Yerden de bir sopa kaparsın. Yer misin, yemez misin? Yer misin, yemez misin? Gördün mü? Cevap basit. Oturdun belek. Sıfır bile değil. -3 aldın. Otur. Trip atma, trip atma, trip atma. Ne bakıyorsunuz? Heh, şimdi de şöyle. Heh, bu sefer güzel oldu canım. Eline sağlık karıcığım. İkremciğim. Hı. Hayatım şey diyorum, şu haftada bir gün işi var ya, hani izin yapacak ya kader, onu bir daha konuşsak. Hayatım sen de taktın buna, bak. Ben bir patron olarak çalışan insan psikolojisini ve iş yerinde verimliliği arttırma metotlarını çok iyi bilirim. Haftada bir gün izin çalışanı heveslendirir, verimi arttırır. Tabii canım da hani belki kızın kalacak yeri falan yoktur diye. Hani neyse önemli değil, patron sensin. Kalbimin patronu sensin, sen nasıl istiyorsan öyle olsun canım. Bak canım, bu çalışana bir hedef koymak demektir. Bir sonraki izin gününün yaklaşmasına 3 gün kala birdenbire hevesi ve verimliliği artar. Ha öyle mi? Tabii öyle. Ayrıca da en önemlisi, çalışana hiç izin vermezsen sonunda dayanamaz kaçar. Kaçar mı? Tabii kaçar. Ama bu arada ben de kaçar. Aa bayağı geç kaldım ben. Aa sen de mi kaçıyorsun canım? Hadi hadi. Ay hayırlı başarılar hayatım. Akşama görüşürüz. Görüşürüz canım hadi. Git bol bol paralar kazan hayatım. Ay güzel karına mücevherler, elbiseler alırsın. Ay bir tanem benim. Ha. Demek öyle. Yani insanları öyle izinsiz çalıştırırsan sonunda dayanamayıp kaçarlar, ha? Ay çaktım köfteyi, anladım. Ay akıllı kocam, benim ne güzel fikirler soktu kafama. Na 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 na, Selena, Selena, Selena. Ya kızlar, acaba Selena'nın Burak Hoca'nın bu yeni halinden haberi var mı? Ya sizce ne oldu da Burak Hoca böyle krolaştı? Belki değişmeye karar vermiştir. Ha, bunun bir değişim olduğunu hiç sanmıyorum. Çünkü bir insan bu kadar da değişemez. Ya bence bu işte bir şey var. Hemen Selena'yı çağıralım. Bence de. Selam kızlar. Selena, biz de seni çağıracaktık. Bancı kim? Bırakın ufaklık. Sen Nakıncı Bey'i, Battal Gazi'yi hiç mi tanımazsın? Ha? Sakin ol Battal Gazi'm. Onlar Selin, Leyla ve Nazlı. Benim çok yakın dostlarım. Selena, bana acele tarafından Bizanslı bulundu.
Parçalayayım onları. Ne zamandır cenk etmiyorum biliyor musun Selena? Anlıyorum. Belki daha sonra. Kızlar, benim çok acil bir işim var. Birkaç saatliğine Battal Gazi'ye göz kulak olmanız lazım. Tamam mı? Allah'ım. Sağır olsaydım da bunları duymasaydım Selena. Ben koca cihana göz kulak olmuşum. Kendime mi göz kulak olamayacağım yani? Battal Gazi'm. Ya sana biz çok saygı duyuyoruz, çok iyi anlıyoruz ama şöyle söyleyeyim, şu an için burada olman hepimiz için daha hayırlı olacak, anlaştık mı? Lütfen bana güven. Kızlar, ben size güveniyorum. Birkaç saatine lütfen göz kulak olun. Çok acil gitmem gerekiyor, gidiyorum. Ha Selena, bu arada Burak Hoca. Ya daha sonra Selin'cim, dedim ya çok acil gitmem lazım. Ne bakarsınız kızlar? Ne bakarsınız öyle? Hiç mi Akıncı Bey'i görmediniz? Hancı yok mu burada? Hancı! Hancı! Şarap getirin bana, şarap! Şarap! Yanında da Bizanslı. Evet kızlar, bu elimde görmüş olduğunuz boyalar sayesinde... Evet, yanlış duymadınız. Bu boyalar sayesinde Ozan benim olacak. Sonunda parçalar yerine oturuyor. Nasıl olacak? Ben yine bir şey anlamadım. Ben de seni neden bu kadar anlayamadığını anlayamıyorum Dilara. İkimiz de anlayamadığımıza göre kim anladı? İrem, sen anladın mı? Ay anlıyorum Dilara, boş ver sen. Bak salakcığım, Ozan kızıl saçlı kızlardan hoşlanıyor, tamam mı? Yani bu onun zaafı. Sonunda neden seninle birlikte olduğunu anladık, saçları yüzünden. İşte olay bu kadar. Sonrası plan program zaten. Bir şey söyleyeceğim ama senin saçların siyah, bak buradaki gibi. Dilara bunlar ne, boya değil mi? Bakayım. Evet, boya. Dilara sen adamı çatlatırsın, çatlatır. Bak şimdi canım, ben saçlarımı kızla boyayacağım. Selin'in şampuanına da siyah boyayı koyacağım. Yani kendi saçlarımı kızıla, seninkileri de siyaha boyayacağım. Ve o zaman benim olacak, anladın mı? Ne yapıyorsunuz siz? Dönerci misiniz? Dönerci mi? O da ne ki? Bak küçük kız, ben var ya ben Akıncıyım, Akıncı. Yani cengaverim. Cengaver mi? Bu ne demek? Cengaver... Yani... Bak küçük kız, ben atıma binerim. Tıkıtık 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 giderim. Sonra da o Bizanslıların kökünü kazarım. Kökünü kazarım. Bizanslılar kaldı mı hala? Ne? Kalmadı mı? Hiç sanmıyorum. Neyse. Su biter, düşman bitmez. Neredesiniz ezik beslemeler? Hala uyuyor musunuz yoksa siz? Aslı yenge! Naslı dediğiniz Bizanslı mı yoksa? Hayır, daha beteri, ne yapacağız? Dolaba saklayalım. Dolap mı? Ha! İçinde bunun gizli geçit var, öyle değil mi? Ha? Tamam o zaman. Siz sakın buradan çıkmayın. Tamam. İki saattir sesleniyorum çocuklar, neredesiniz canım? Delirtecek misiniz beni? Ha? Duymadık Aslı yenge. Kes sesini bakayım. Yenge filan deme bana. Aşağıda yapılacak bin tane iş var. Sizi bekliyor canım. Ha, çıkarttınız beni buraya kadar da. Hadi bakayım. Salonun camları silinecek, yerler silinecek, ortalık süpürülecek, tozlanacak. Yürü bakayım aşağı. Baş baş. Yürü, yürü. Evet. Tophaneli Zülfikar engelini de ortadan kaldırdığımıza göre artık Kader Hanım'la rahat rahat buluşabilirim. Ne yapıyorsunuz bakayım? Başınızdan ayrılmayacağım sizin. Ayrılmayacağım anladınız mı? Hiç boş bırakmaya gelmiyor. Öyle oturuyorsunuz kös kös. Löp löp et oldu her yanınız canım. Aa, bıngıl bıngılsınız valla. Adam gibi temizliğin her yeri. Adam gibi temizlik yapın. Hadi bakayım, hadi. Ya Aslı yenge, ben her yeri süpürdüm, artık odama çıkabilir miyim? Ödevim var da. Ah canım, tabii ki çıkabiliriz. Git derslerini çalış. Dememi bekliyorsun değil mi? Daha çok beklersin. Senin o bacaklarını bir kırarım. Değil odana çıkmak, şuradan şuraya gidemezsin. Terbiyesiz. Önce buralar temizlenecek diyorum. Ne buranın hali? Bak her tarafta meyve kabukları var. Çıtırlık kabukları var. Bu ne pislik canım? Toplayın. Derneği toplayın çabuk şuraya. Aa, bu pislik içine yaşayamam. Toplayın, toplayın. İnşallah Battal Gazi ortada dolaşmaz. Umarım Nazlıcığım. Ya zaten Aslı yenge de Nazi kampına çevirdi artık iyice burayı. Bir başımızdan gitse... Susun bakayım. Ne konuşuyorsunuz öyle kendi aranızda? Önce temizlik yapılacak, sonra dedikodu yapılacak. Hayır, dedikodu hiç yapılmayacak. Sırf dedikodu yaptığınız için akşam yemeği vermiyoruz size, anladınız mı? Aç aç oturacaksınız. Ay en sonunda böyle hepinizi tek 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 rencide edip koyacağım kapının önüne. Olan o olacak canım. Bana bak. Agresif besleme. Git çabuk, sana keyif kahvesi yap. Çabuk, sinirlerim bozuldu. Çabuk. Keyif almazsam rencide ederim.
Aslıcığım, kızlara kötü mü davranıyorsun? Ay Ekrem'cim, olur mu öyle şey? Ekrem? Ekrem amcanız gelmedi mi? Ekrem! Ekrem amca evde değil ki Aslı yenge. Ha? Bana bakın. Yoksa siz amcanızın sesini kaydettiniz de gizli gizli bana dinletip beni korkutmaya mı çalışıyorsunuz ha? Yok yok, Allah'ım, acaba çok sinirlendim de galipten sesler mi duymaya başladım ben? Ha? Yavaş yavaş deliriyor muyum? Allah'ım, aklımı koru ya Rabbim. Neyse, kahvem nerede benim? Of be! Ah Nafrodit, nah! Bunlar hep senin yüzünden oluyor. 20 dakikadır şu ufacık dolapta sıkıştım kaldım. Aksiyon yapmam lazım, hareket lazım, hareket! Trambolide yok ki atlayayım, zıplayayım. Ah. Hareket, hareket! Merhabalar Kader Hanım. Alamet Bey, Alamet Bey. Alamet Bey, burada ne arıyorsunuz? Hayatın anlamını. Ama siz kapıyı açınca buldum. Hayatın anlamı karşımda duruyor. Alamet Bey, neler diyorsunuz öyle? Kadir'den geçenler. Dışarısı soğuktur. Girin içeri, üstünüzü giyinin, sizi boğaza çay içmeye götüreyim. Yav. Boğaza çay içmeye. Boğaza mı? Evet. Yoksa sevmez misiniz Boğaz'ı? Yok bilakis, ben çok severim de Boğaz'ı. Şimdi abim evde, sizi burada görürse. Ya Kader Hanım, korkmayın. Yüzmekten korksam denize girmezdim. Telemekten korksam hamama girmezdim. Bunların ikisine de girdim. Alamet Bey, cesaretinize hayranım. Ama şimdi olmaz ki yani. Yavrum. Alamet Bey. Abi. Biliyorum müstesnaydı. Beni Boğaz'a götürmeye gelmiş. Yavrum çok güzel gitti. Ya Zülfikar görürse? Ben de onu düşünüyorum. Gerçi daha önce gidin gezin dolaşın dedi ama abinin sağ solu hiç belli olmaz biliyor. Belki beni denemek için yaptı. Ya. Kader abla, Alamet Hoca mı dışarıda? Evet. Alamet Hoca. Korkmayın cimcimeler. Sözlü yapmaya gelmedim. Kader ablanızı almaya geldim. Vay. Kader ablanızı almaya geldim ya. Allah söyletti herhalde. Ah. İnşallah bir gün gerçekten almak nasip olur. Teli duvaklı gelinim benim. Kader. Ya Kader amca, Zülfikar abi evde değil mi? Zülfikar abi. Ne oluyor ya? Açsanıza kapıyı. Yok. Satıcıdır. Gider şimdicik. Yok Zülfikar abi, yanlış numaraymış. Yani yanlış kapı numarası. Ya ne olursa olsun, satıcı da olsa öyle kapıda bekletilmez. Ayıp denen bir şey var. Açın şunu, çekin şuradan. Çekin. Çekin. Ya bırakın bu gereksiz korkak yalanları. Benim Zülfikar. Ben geldim. Zülfikar abi, Alamet Bey şey için gelmiş. Şey için. Niçin gelmiş müstesna anne? Şey için gelmiş. Ne için gelmiş Leyla? Şey için geldi. Ne için geldi Selim? Şey için geldi. Ne için geldi Nazlı? Şey için geldi. Ablamlara ders vermeye geldi. Kızlara ders vermeye geldi. Püf, şişeceğim ya. Ya bırakın bu yalanları ya. Gerçekleri saklayarak bir yere varamayız. Alamet Bey, cengaverliğin sırası değil. Gerçekleri öğrenirse hepimiz yalan oluruz. Stop! Sakin ol bayır gülüm. Bizde de erkeğin hasını gör. Bak hele Zülfikar. Ben buraya Kader'i almaya, Boğaz'a götürmeye, sarmaş dolmaş olmaya, el ele kol kola dolaşmaya, belki yanağından bir makas almaya geldim ya. Allah'a işicik yaptık. Kader'i almaya geldim. Boğaz'a gideceksiniz. Sarmaş dolaş, yanağından makas, ha? Gel bakalım şöyle, gel. Zülfikar abi, gözünü seveyim, yapma. Ulan yoksa sihirde bir arıza mı çıktı? Zülfikar evladım, ama bir şey yapma, gözünü seveyim. Anneciğim bir dakika, sen karışma lütfen. Gel. Gel öpeyim seni, gel. Gel.
Oh be, koç gibi delikanlı be. Şimdi gözüme girdin işte. Demek ki kardeşimi nasıl ince bir ruhla seviyorsun ki onun bugün Boğaz'a gitmek istediğini hissetmişsin ve onu gelip götürmeye karar vermişsin. Tarzını sevdim. Yüreğiyle güzel çocuk. Aferin, hadi gidin. Nasıl yani? Nasıl giderseniz gidin. Ne demek nasıl yani? Taksiyle gidin, otobüse. Ben bırakırdım ama işim var. Olsun. Bu delikanlı yanındayken her şekilde gidebilirsin. Hadi gidin. Bekletme. Hadi. Zülfikar, bir dakika. Sen şimdicik iyisin değil mi? Ve emin misin yani Alamet Bey'le Kader birlikte gidip gelsinler? İzin veriyor mu? Anneciğim, izin vermek ne demek? Koskoca kız, tertemiz bir delikanlı. Ne istiyorlarsa yapsınlar. Geçsinler, tozsunlar. Hadi. Herkes işini başa... Hadi sen de hazırlan çocuğu, bekletme. Hadi. Git bakalım. Hadi. Zülfikar, eminsin değil mi ya? Anneciğim benim, hadi. Hadi gel, biz bir hava alalım. Buraların havası temiz. Ya, yaman adam mısın enişte ya? Gel, gel. Canım benim. Yüreğin ne güzel. Gel. Be Bizanslılar, göreceksiniz. Boş boş be, boş, boş. Hey, savulun bre. Aman Allah'ım, sen de gitsin. Gidin başına, ben bakayım. Ne bu kıyafetin hali böyle? Aa, evimde bir yabancı var, yardım edin. Nakıncı Bey'i, Battal Gazi. Bir Nakıncı Bey'i... Bir nakıncı anasına el kaldırmaz. Ya bir şey yapma lütfen. Ben bir şey masumum ben. Öpeyim anam. Ben Udarol. Sizin, pardon, siz kimsiniz acaba? Aslı yenge, kahveni getirdim. Gazi abi, Zülfikar abi çıktı. Ha? Kim? Şey, tanımadın mı Aslı yenge? Yok. Yedi cihana hükmetmiş. Nasya'yı darp etmiş. Koca Battal Gazi tanımaz mısın? Bu kahve de nedir ki? Hancılar artık şarap yerine kahve mi dağıtırlar? Pah! Ne diyor bu ayol? Ne saçmalıyor? Ha? Zülfikar abinin arkadaşı. Oyuncu kendisi. Ay belli, Türk filmlerinden fırlamış gibi bir hali var. Sen ne yapıyorsun burada? Temizlik bitti mi bakayım aşağıda? Niye çıktın yukarı? Bu adamın ne işi var burada? Telefonum çalıyor. Ben telefona bakacağım. Bana bak. Sen Gazi abi midir nedir, buna kapıya kadar eşlik et. Ben Zülfikar'a iletirim bizzat yani bunun selamını. Tamam mı? Gönder gitsin. Elimde yabancı adam istemiyorum, anladın mı? İstemiyorum canım. Seni saklamamız gerekiyor. Niki, üç tane Bizans yarasasından mı kaçacağız? Peh sana! Lütfen, Selena zarar görmesin diye. Allah'ım bana akıl ver. Tamam ama bu seferlik Selena'nın hatırına. Hadi. Yine buraya geldik. Battal Gazi, siz burada kalın, sakın çıkmayın. Tamam, tamam. Bana naksiyon lazım, naksiyon. Hareket, 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 hareket. Aksiyon, aksiyon, aksiyon. Ya, 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 ya. Hay Allah, hay Allah. Bana sarayın duvarları, surları bile dar gelmişken şu halime bak. Tıkıldım kaldım bu küçücük odaya. Bir şey yapmam lazım. Bir şey yapmam lazım. Hareket lazım. Naksiyon, naksiyon. Buldum. Şahin gözlü Küheylan atımı bulayım. Gideyim onu arayayım bari. Başka çarem yok. Ya, sağ olun bre. Battal Gazi geliyor. Bizans hapishanesi burası. Sağ olun bre, sağ olun. Yettim Bizans. İşte hazır. Evet, acaba unuttuğum bir şey var mı? Ah tabii ya, Koray mutlaka yaprak sarma yap demiştim.
işte oldu. Hah, zaten geldiler. Hoş geldiniz. Abiciğim nereden çıkartıyorsun Allah aşkına? Çocukların güneye baktığı falan yoktu. Ya bana mı anlatıyorsun ya? Bakıyorlardı işte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaprak sarma. Patlıcan közleme. Ay Koray çok ayıp ama. Nesi ayıp hayatım? Nesi ayıp? Ben Selena yengemin yemeklerini yiyeceğim diye öğlenden beri bir şey yemedim. iyi yapmışsın canım. Hoş geldiniz, hadi geçin. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Hoş geldin sen. Hoş bulduk yengelerin en marifetlisi. Ne oluyor lan? Biz bile o kadar öpmüyoruz. Allah Allah. Otur Koraycığım. Sen de hoş geldin hayatım. Hoş bulduk da bu ne? Ne? Bu diyorum üstündeki ne? Ha üstümdekiler mi? Yeni aldım onları, nasıl? Bu kıyafetle mi çıkacaksın insanların içine? Anlamadım. Ne diyorsun? Şuna bak. Etek mi bu? Bikini yaparken bile daha çok kumaş kullanıyorlar. Yani... Bak anlamadım. Bu etek diyorum. Niye dizinin üstünde? Ciddi misin sen? Ya bu bluza ne demeli? Hale bak. Çatal olduğu gibi meydanda. Burak şaka yapıyorsun herhalde. Şaka filan yapmıyorum. Gidip üstünü değiştiriyorsun. Sofradaki çataldan başka çatal görmeyeceğim. Hadi. Eda. Ne oldu ki şimdi bu çocuğa? Herhalde bir şeye canı sıkkın. Neyse ben üstümü değiştireyim bari. Şu arkadaşlarımızın yanında rezil olmayalım. Ben geliyorum hemen. Na 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 Selena Selena Selena. Ya Kader Hanım buraya oturmak istediğinizden emin misiniz? Bu arka sokaktaki çay ocağı da gayet güzeldi ya. Alamet Bey Boğaz'a kadar gelmişken çay ocağında mı içeceğiz çayı? Denize karşı oturmak varken. Hadi ben oranın çayı daha güzel diye şey dedim. Neyse oturun oturun buyurun. Bir dakika. Alamet Bey. Ay. Ulan cepte de 10 lira var ya. Allah verir de bir şey yemese yoksa iyice kepaze olacağız. Efendim bir şey mi dediniz? Aa yok yok diyorum ki manzara nefis ya İstanbul. Şuraya bak. Ay ya değil mi? Tıpkı filmlerde göründüğü gibi. Hoş geldiniz. Bir şey arzu eder misiniz? Sizde kumpir var mı? Tabii efendim. Ya bir de kumpir istiyorum. İyice kepaze olacağız ya. Kader Hanım. Efendim Alamet Bey. Siz son zamanlarda biraz kilo mu aldınız? Kilo mu aldım? Ciddi mi söylüyorsunuz? Yanlış anlamayın. Benim için her zaman zarifsiniz de... sanki son zamanlarda biraz basen yaptınız ya. Ya olabilir. Kumpiriniz neyle olsun efendim? Yok ben kumpir almayacağım. Bir şey içeyim sadece. Aa, yeseydiniz Kader Hanım bir şeyle. Yok yok, şimdi kumpir basen yapar. İyi pek, siz bilirsiniz. İçecek neler var? Çay, kahve, meşrubat ne arzu edersiniz? Bak hele. Çay ne kadar? 2 lira. Güzel, demli 2 lira. Sen adana mı getiriyormuş? Siz beni yanlış anladınız herhalde. Bardağı 2 lira. Oha, altın suyla mı demliyoruz lan çayı? Ne oldu Alamet Bey? Yok bir şey yok. Sen o zaman bir bardak çay getir. Sonra ben ne içeceğime karar verince söylerim. Haydi. Peki efendim. Ulan bir de yanlışlıkla bir şeyler yesek demek donla çıkacağız buradan donla. Ne oldu Alamet Bey? Şey diyorum. Bu deniz manzarası mı yoksa siz mi güzelsiniz karar veremedim. İstanbul kadar güzelsin Kader Hanım. Ay Alamet Bey şımartıyorsunuz beni. Az bile söylüyorum canım. Bu senin yüzüğü saçlarını yıkadığın saçları simsiye olacak. Ay peki sen ne zaman saçlarını kızla boyayacaksın Kıvılcım? Herkes yattıktan sonra. Yeni güne yeni saçların beyni aşkımla başlamak istiyorum. Ay çok zekice. Senin için her şey çok zekice zaten Dilara. İrem Fıstık'a kadar zekice konuşuyor değil mi? Ay çok zekice evet. Ama senin verdiğin tepki de çok zekice. Ay sizi gidin sizler, siz çok zekisiniz ya. Şu boya işi tamamdır. Al şunu Dilara. Koy yerine. Ya da dur ya sen şimdi eline yüzüne bulaştırırsın. Bu saç şampuanı değil mi ki? Al İrem sucuğum sen hallet. Şimdi bu dengesi de şemanet edilmez. Süs bitkisi. Ay çok sağ ol. Sen güzelliği Ozan benim kızıl saçlarıma tutulduğunda göreceksin. Bekle beni Ozan'ım. Kızıl saçlı masken seni senin evinden kurtarmaya geliyor. Canım benim ya. Ne yapıyorsun? Bırak. Kader Hanım. Efendim Alamet Bey. Kader Hanım. Sizi dinliyorum. Kader Hanım.
Efendim? Yani diyorum ki size karşı çok yoğun duygular içerisinde olduğumu fark etmişsinizdir herhalde. Ne gibi duygular? Ne bileyim yani sizi bir insanın bir insanı sevdiği gibi, yani insanın insanı derken sonuçta ben de insanım normal olarak da işte onu şey edeceğim ve onu ya aramızda Zülfikar engeli de kalmadığına göre eğer siz de benden hoşlaşıyorsanız abi, Kader Hanım. Ya kardeşim iki dakika önce söyledim ya istemiyorum diye ya. Git başımızdan. Ama yarım saattir oturuyorsunuz bir şey içmediniz. Ya içmediysem içmedim sana ne be. Söğüt gölgesi değil burası beyefendi. Her gelen bir çayla iki saat oturursa biz kiramızı nereden çıkaracağız? Ya bana ne kardeşim, bana mı sordun buraya kiralarken? Sus ya. Kader Hanım, eğer siz de bana karşı bir takım kiralar ödemek kiralar mı? Ya kafamı karıştırdın, kafamı karmaya çürman ettin ya. Kardeşim çekilsene. Belki mahrem bir şey konuşuyoruz lan. Sipariş almadan gidemem efendim. Paranız yoksa niye oturuyorsunuz? Bana bak, işte şimdi sınır aşıyorsun. Bana bak ahbap. Yakarım canını. Bana bak. Benim tepemin tasını attırıp bana Bombay SS'yi satın aldırtma. Papyana bak. Yapmayın Alamet Bey. Lütfen siz karışmayın Kader Hanım. Lütfen. Lan senin maaşını ben kapıcıma bahşiş diye veriyorum. Eğer bir şey içmeyecekseniz kalkın. Alamet Bey zaten geç oldu. Hadi kalkalım. Borcumuz ne kadar? Bir dakika Kader Hanım. Bir dakika. Ben dururken lütfen. Ne kadar lan borcumuz? Dut yaprağı. Bir hesaplayayım. 2 liradan bir çay, 2 lira. Bak bir de kinaye yapıyor bak. Bir de beni aşağılıyor, terbiyesiz mikrop. Al lan şu 10 lirayı, al! Üstüne kalsın. Terbiyesiz mikrop, küsta. Hadi bir taksiye binip gidelim. Taksi mi? Ne gerek var canım, havanı güzel. Oo mis gibi, yürüyüş havası, trekking olur hep. Sarıyer'e mi yürüyeceğiz? Delirdiniz mi Alamet Bey? Buradan Sarıyer'e yürünür mü? Taksiyle gidiveririz 5 dakikada. Madem ısrar ediyorsunuz. Lan paranın hepsini de hava atacağız diye adama verdik. Ne yapacağız biz şimdi ya? Of, battal gazi yok. Ya nereye gitmiş ki ya? Ya kaçmış işte, yok. Ya kızlar, Selena bu sefer gerçekten çok kızacak. Haklı tabii. Her şeyi elimize yüzümüze bulaştırdık. Bence Selena gelmeden önce Battal Gazi'yi bulalım. Evet, hadi onu dışarı çıkıp arayalım. Fazla uzaklaşmış olamaz. Melun, Battal Gazi'nin kılıcını tanımaz mısın sen? Ulan ne battalı ne gazisi. Yaşlı, karışma işime. Bak gelme. Bak, gelme. Gel. Sağ ol evladım. Maaşım da vardı içinde. Allah razı olsun sizden. Anacığım, Tekfur Sarayı'nı bilir misiniz? Tekfur Sarayı'nı? Ha? Bilmem evladım. Ben de buranın yabancısıyım. Peki, sağ olasın. Hadi sağ iyi ol, günler. Sağ ol, sağ ol. Görürsün sen şimdi insanlara iyilik yapmayı. Battal efendi. Alo. İyi günler beyefendi. Ben bir ihbarda bulunacaktım. Bu filmlerdeki Battal Gazi kılığına giyinmiş bir terörist bombalı eylemlerde bulunacak. Ben kimim? Bir dost. Yani bir vatandaş. Evet. Unutmayın. Elinde kılıç var. Kılıçla dolaşıyor. Evet. İyi günler. İyi günler. Kolay gelsin. Görürsün şimdi insanlara iyilik yapmak işte böyle olur. Gerizekalı. İşte çorbamız da geldi. Daha şimdiden yemeklerin kokularıyla birazcık doydum bile. Evet Selinacığım, hepsi harika gözüküyor.
Karı dediğin güzel yemek yapacak. Yoksa ne işe yarar değil mi? Şşt! Alo! Ben mi söyleyeceğim sana bunları? Dikkat etsene biraz eğilip kalkmana. Afiyet olsun. Nasıl, beğendiniz mi? Aferin kız. Çorba güzel olmuş. Burak'cığım, istersen bu maganda şakasına bir son verelim çünkü midem bulanmaya başladı. Estağfurullah. Burak, gerçekten kes artık şu şakayı. Arkadaşlarımızın midesi bulanıyor, ayıp. Dur bir de şu tavuğun tadına bakayım. Burak, ne yapıyorsun? Ulan bu ne be? Pişmemiş bu. Git yeniden yap. Anlamadım. Anlayamadım diyor. Yeniden yap diyorum. Burak oğlum, hakikaten kes artık. Tamam, çok komik ama fazlası baymaya başladı. Neyin fazlası ya, anlayamadım. Lan bu müzik ne? Gı 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 sabahtan beri. Tak bakayım şöyle Ankara'lı Namık şöyle. Oo! Oynayalım değil mi? Şşt, sevmez misiniz? Ne güzel değil mi? Oh! Burak, sen iyi misin? İyiyim, iyiyim de çorba biraz gaz yaptı. Salıverdim mi geçer şimdi. Burak, sofradayız abi, lütfen ya. Selena, genelde erkekler evlendikten sonra kabalaşır diyebilirdim ama seninki şimdiden başlamış. Siz evlenince ne yapacaksınız çok merak ediyorum. Girsene lan içeri, ne bekliyorsun? Sen beni kucağına almayacak mısın aşkım? Yok ya, hamal var lan senin karşında. Ama hani adettendir. İlk gece damat gelini kucağında eşikten geçirir. Hı? Lan karı, bana bak. Bu ecnebi filmleri izleye izleye yeni yeni adetler çıkardın başıma ha. Zaten avucum kaşınıyor. Daha ilk günden başlatma beni mesaiye ha. Ya aşkım, sadece kucağına alacaksın. Bu kadar zor mu? Ulan var ya, daha ilk günden tepeme çıkmaya başladın ya. Neyse. Oldu mu? Başın göğe ermiştir inşallah. Geçtin değil mi eşikten? Geçtim. İyi. Zor olmamıştır inşallah. Vur! Ah be koçum, ah be Arda. Hayatım, biz böyle her gün maç izleyerek mi geçireceğiz? Yok artık, her gün maç mı izlenir ya? Buradan çıkınca kahveye gideceğim. Arkadaşlarla biraz okey oynayalım. Okey mi? He. Ya. Vur! Allah senin! İnanmıyorum ya, ben ne biçim bir adamla evlenmişim? Sus lan! Ne konuşuyorsun? Kalk bana kahve yap! Köpüklü olsun, kalk! Tamam. Ulan trip atma bana ha! Alo, kime diyorum lan ben? Efendim Burak. Oho, bu hep böyle ha. Zaten yarım aklı var, o da bir karış havada. Su koy gel diyorum bana. Ya inanamıyorum ya, bir insan nasıl bir günde bu kadar değişebiliyor? Bu Burak'ın nesi var? Bilmiyorum hayatım. Şaka yapıyor zannediyordum ama gayet ciddi. Lan Hırto, ne konuşuyorsun öyle fıs 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 karı gibi? Bana mı dedin? Yok, babama diyorum. Sana diyorum tabii. Şşş! Şu yemeğini ye de bir güreş tutalım seninle. Ense tıraşını alayım. Feci acıdım ben şimdi Selena'ya. Bu adamla bir ömür geçer mi ya? Geçmez. İşte. Bomba ne kadar büyük patlarsa ülke o kadar da büyük çarşacak. Bakarsın böyle böyle ilerletip ileride nükleer bomba bile yapabiliriz. Güldürme James. Elimize titriyecek, patlayacak. Peki bombayı ne yapalım? Nereye koyalım? Tabii ki en kalabalık meydana koyacağız. Ülke bir anda mikser gibi karışacak. İstikrar yok olacak. Borsa düşecek. Dolar fırlayacak. Halk amsallığa kapılacak. Evet. Süper. Harika. Ya her yer
kere baktım hiçbir yerde yok. Belli ki başka bir yere gitmiş. Ya ben de okulun etrafına baktım ama orada da yok. Ya ben de geri gelir diye bekledim ama gelmedi. Peki şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Aramaya devam edeceğiz tabii ki. Hadi gidelim o zaman. Ulan Selena, bir kola istedik getirmedin hala. Fabrikasından mı getiriyorsun ne? Geldim hayatım. Açayım mı? Yok gerek yok, ben açarım. Aa, bak Koray ne kadar güzel film getirmiş. Bunu izleseydik hep beraber. Ne o? Bu mu güzel film? Ne anlarsınız şu entel dantel filmlerden, anlamıyorum ki. Şöyle Jackie Chan falan olsa anlayacağım ama. Bak 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 bak. Görüyor musun lan kamyon nasıl çekiyor? Koraycığım biz artık kalkalım mı? Lan otur yarım saatte abi. Ben de kahveye gideceğim, beraber gideriz. Kahveye mi? He. Yok biz kalkalım değil mi Koraycığım? Evet evet, bence de kalkalım. Ya arkadaşlar ne olur kusura bakmayın. Ben de ne olduğunu anlamadım. Geçireyim ben sizi. Bu da kılıbık ha. Karı lafıyla kalkıyorsun, karı lafıyla oturuyorsun ha. Bir de erkeğim diye geçiniyorsun. Ya kızlar ben pes ediyorum. Koca İstanbul'da battal gaziyi bulmamız çok zor. Zaten o kılıkta ya polisler almıştır ya da deli doktorları. Ya Selena'yı çağırma vakti geldi. Evet, işler daha fazla büyümeden hemen Selena'yı çağıralım. Selena, Selena. Vay. İnanamıyorum. 600 sene sonra battal gene buralarda. Şu surlara kahpe Bizanslıları kılıçtan geçirip bir sıçrayışta güzel prensesin odasına çıkmıştım. Ah, ah, neydi o günler, neydi? Şimdi ne prenses kaldı ne de kahpe Bizans. Ama battal gazi hala ayakta. Dimdik varım. Oysa her zaman, her zaman hate! İhbardaki adama benzemiyor mu? Evet, aynen öyle. Sav olun bre! Kahpe Bizanslılar! Hey sen, gel bakalım buraya! Sana diyoruz Kılıçlı. Ne var, ne istiyorsunuz? Bizimle merkeze kadar geleceksin. Yok ya, hiçbir yere gitmem ben. Hem sizle hiç gitmem, anladınız mı? İşim var, benim işim. Bizi zor kullanmak zorunda bırakma. Ne, zor mu? Zora bayılırım ben. Bana bak, söyleyin bakayım. Siz kimlerin askerlerisiniz? Ha? Ne askeri be, manyak mısın? Ver o kılıcı da uzatma. Ah, kılıcı mı istiyorsun? Hem de Battal Gazi'nin kılıcı. Gelin alın bakalım. Hadi gelin. Gelin 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 gelin. Sen dur bak. Sizi gidinin askerleri sizi. Uyanınca beni takip edin, beni arayın da biraz oynaşalım sizden ha. Demek sen Kriptonlusun ha? Merak ettiğim bir şey var. Bu içinden misin sen Kriptonun? İçindenim. Babam Kripton'da vergi dairesinden tahakkuk şefiydi. Bir günde uçarak 30 bin kişiden vergi tahsil ederdi. Vay. Şey sen böyle şey yapabiliyorsun değil mi? Uçabiliyorsun yani şu şekilde. Baban da uçar eminim. Evet. Sadece uçmakla kalmıyorum. Başka marifetlerim de var. Ne marifetlerim varmış bakayım çapkın? Mesela tek elimle tren kaldırırken bir ayağımla bir ampul değiştirebilirim. Vay be, iyiymiş bu. Harika. Şey ben kendim uçabilir miyim? Yani istesem şöyle yapsam uçabilir miyim? Bunu yapabilirim değil mi? Güzel.
Demek Afrodit Battal Gazi'yi unutup kendisine yeni bir sevgili bulmuş. Ne dersin buna Teber? Evet, Süpermen'le arası gayet iyi gözüküyor. Bu durumda tehlike ortadan kalktığına göre Selena'ya söyleyelim de Battal Gazi'yi geri getirsin. Selam kızlar, bir sorun mu var? Ya Selena çok üzgünüz. Battal Gazi kaçmış. Nasıl kaçmış? Ya odaya saklamıştık, dondurumuzda yoktu. Ya gerçekten çok özür dileriz. Tamam kızlar, özür dilemenize gerek yok. Özür dilenecek bir şey yapmadınız. Ya sabahtan beri bakmadığımız yer kalmadı. Yüce oğlum. Selena, şarjım bitmek üzere. Beni dikkatle dinle. Şarj mı? Dinliyorum efendim. Battal Gazi'yi derhal Ütopya'ya geri getirmen lazım. Ütopya'nın sırları bakımından bu çok önemli. Battal Gazi senin yanında değil mi? Evet efendim. En kısa sürede Battal Gazi ile birlikte yanınıza geleceğimden emin olabilirsiniz. Sana güveniyorum. Benim güvenimi boşa çıkartma. Hadi kolay gelsin. Kızlar işte şimdi başımız belada. Bir an önce Battal Gazi'yi bulmak zorundayız. Koskoca Battal Gazi'yi yakalamak size mi kalmış be? Koca Bizans peşinden koştu, Battal Gazi'nin de yakalayamadı. Naksiyon, naksiyon! Çok güçlü bir bomba oluyor ha bu. Evet. En azından 500 metre yakınında ne varsa buz tuz edecek kadar etkili. Belki 300-500 araba aynı anda boom! Vay alçaklar. 500 masum insanı öldürecekler ha. Kahpe Bizans'ın uşakları. Neydi yüce atamızın öğüdü? Ey Nakıncı Bey'i. Kendini bil ve güven. Yurdunu sev ve koru. Kötülüklerle, düşmanınla sonuna kadar savaş. İşte o an. Bu andır. Ulan sen kimsin ya? Ne o? Koca Battal Gazi'yi tanımaz mısın bre gafil? Şimdi görürsünüz siz. İsteseydim kılıcımla, bıçağımla işinizi bitirirdim. Ama bana naksiyon lazım, naksiyon. Hadi, hadi, hadi. Gel, gel, gel. Ulan tam deliye çattık ya. Şimdi görürsün. Hadi gel. Seni yedi bir zaman seni. Kalk 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 kalk. Gel 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 bakalım. Direnme. Dur gitme, gel 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 gel. Şimdi görürsün. Naksiyon, naksiyon. Başka naksiyon yok mu? Peki nasıl bulacağız Battal Gazi? Sihirli küreden yardım almadan onu bulmam imkansız. Alalım o zaman. Ama bu aralar sihirli küreyi çok sık kullandım. Yüce olursan uyarı alabilirim. Ama bu durumda yapacak başka bir şey de yok. Bana gel sihirli küre. Emredin iyiliğin savunucusu Selena. Hoş geldin. Senden Battal Gazi'nin şu andaki yerini öğrenmek istiyorum. Emriniz geriye getiriliyor. Yükleme yapılırken lütfen işlem yapmayınız. Teşekkürler sihirli küre. Gidebilirsin. Kızlar benim acil Battal Gazi'nin yanına gitmem lazım. Yoksa başı fena halde derde girecek. Siz eve gidin olur mu? Tamam Selena. Görüşürüz. Ya inşallah Battal Gazi'ye bir şey olmadan kurtarırız. İnşallah. Dur. Aha, bizi döven manyak orada. Bu adam iki kişiyi öldürmüş. Dur polis. Dur teslim ol. Battal Gazi teslim de olmaz. Halen anlamadınız mı bunu? Teslim ol. Ulan. Ben sizi dövmekten usandım.
Siz dayak yemekten usanmadınız mı? Hadi bakalım, gelin. Naksiyon, naksiyon. Gelin. Durun, ne oluyor burada? Uzak durun, yaklaşmayın. Tehlikeli bir suçlu var burada. Ben zaten onun için geldim. Garip suçlar masasından komiser Selena. Garip suçlar masası mı? Ben hiç öyle bir masa duymadım. Tabureydi işte, bir ara masa oldu. Boş ver şimdi. Nasıl yakalayacaksınız bu deliği? Ben bu konuda özel eğitim aldım. Siz uzak durun. Gelme bacım, bak gelme. Bak, gelme canını yakarım. Battal Gazi, Selena ben. Tanımadın mı? Selena, sen... Evet, evet, evet. Bunları sen mi yaptın? Evet. Kaç kişinin canına kıyacaklardı. 500 kişi falan öldürelim diyorlardı. Nasıl? Bombayla işte. Bu, bak, bak. İyi yapmışsın. Siz ikiniz hemen bomba imha ekibini çağırın ve bu iki adamı tutuklayın çabuk. Nereden biliyorsunuz komiser Selena? Bombayı görmüyor musun? Vakit kaybetmeyin, çabuk olun. Hadi. Hadi Battal Gazi, gidelim. Selena, ben var ya ben bu dünyayı hiç ama hiç beğenmedim. Çok şey değişti Battal Gazi. Boş ver, hadi gidelim. Hadi gel. Heyecanlıyım. Yaptığım kötülükler artık bende daha şık duracak. Okulda da herkes hasta olacak bana. Ama ben sadece uzunu seveceğim. Ay, acaba bunun kafamda ne kadar durması gerekiyor ya? Bakayım. 45 dakika mı? Ama çokmuş ya. Olsun be. Aşkım için dururum. Ne olacak ki yani? Ama bu boyu gözlerim çok yaktı ya. Of. Yatayım bari biraz. Dinlendireyim. Hoppa. Yırılmışım sanki. Biliyor musunuz Jonas? Bu Süpermen harika süper birisi. Hem de uçabiliyor da böyle. Uçsana. Ya demek aradığın erkeği en nihayet buldun. Evet. Meğer benim aradığım erkek hep Süpermen'miş. Ötekilerin hepsi fasafis olmuş, tık olmuş. Evet. Önündeki bir olmasa ama ya da övünmek gibi olsa önemli değil. Süperimdir. Ben de çok süper ve havalı bir mükemmelim değil mi? Desenize iki süper birbirinizi bulmuşsunuz. Evet, Paris'in en lüks mağazasından alınmış bir çift ayakkabı gibi birbirimizi bulduk. Sanki ben sağ ayakkabı, o da sol ayakkabı. Ya da şey olsun, ben sol alayım sen. Sağ mı olmak istersin sol? Tamam, ben solum, sen sağ. Yani artık Battal Gazi'ye karşı bir şey hissetmiyor musun? Hiç umurumda bile değil. Yani burada süperi varken Battal'ı ne yapayım ben değil mi? Süper! Oh, oh. Pek güzel. İşte geldik. Hoş geldiniz. Her şey halloldu. Nihayet gelebildik. Afrodit. İyi, hadi o zaman sevgili Afrodit. Gidelim. Gidelim sporcum, uçalım. Hey, durun bakalım. Ne oluyor Afrodit? Ne oluyor? Ha? Bu yanındaki soytarı da kim böyle? Kimse kim? Sana ne? Ne demek kimse kim? Ne demek? Bana bak. Beni göğsünde S harfi yazan bir salağı tercih edemezsin, tamam mı? Ben salak değilim bayım. Ben Süpermen'im. bayım ha. Şu züppeye bakın, şu züppeye. Sen var ya sen. Salak züppe. Rica ederim, kendinize gelin yoksa sizi dersinizi vermek zorunda kalacağım. bakın şu züppenin haline bakın neler diyor. Ne dedin sen? Ders mi vereceksin? Ulan! Yedim ulan seni! Battala bu laf edilmez! Yedim! Yeter! Yeter! Burayı mahalle hamamına çevirdiniz bu topkayı! Na 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 Selena, Selena, Selena. Buraya ilk ben gireceğim! Ya neden ilk sen giriyorsun? Çünkü sizin işiniz iki saatte bitmek bilmiyor. Benim 5 dakika. Ya tabii ben biliyorum o 5 dakikaları. Ne yapalım, erken kalkan yol alır Leyla'cığım. Umarım sular kesilir. Hadi sonra görüşürüz. Ya 2 saat erken kalkıyoruz, hala yetişemiyoruz okula. Sizin yüzünüzden 2 saatte mi çıkamadınız? Öyle mi? Bakalım gıdıklayınca aynı şeyi söyleyecek misin? Hıh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 ı
Zor da olsa Süpermen'i Battal Gazi'nin elinden kurtardık. Evet, Battal Gazi'nin elinden bir uçanla bir de kaçan kurtulur derlerdi ama uçan da kurtulamıyormuş demek ki. Acaba Hades'in karakter değiştirme ödülünün süresi doldu mu? Birkaç dakika içinde doluyor efendim. Yüce Onos. Efendim Teber. Tam hatırlayamadım da bu karakter değiştirme ödülünün süresini Hades'e söylemiş miydiniz acaba? Söylememiştim galiba. Söylemiş miydim acaba? Ben şimdi düşündüm de ben de söylemediniz diye hatırlıyorum Yüce Onos. Neyse canım, ödülün süresi dolunca anlarsın. O da cıvıklıklarıyla ben de kafa bırakmadı ki. Ne dediğimi biliyor muyum ben? Peki ne yapalım? Ne dersiniz? Çağırıp hatırlatsak mı? Yapılacak bir şey yok. Ödülün süresi bitince nasıl olsa kendisi de anlar. İşte o kadar. Of, inanamıyorum ya. Ya kıvılcım şampuanımın içine siyah boya koymuş. Göstereceğim ben o kıvılcıma. Ya kızlar hemen Selena'yı çağıralım da saçlarımı eski haline çevirsin. Ya bence çok güzel olmuş abla. Evet, siyah çok yakışmış. Yani bilerek yaptığım bir şey değil, kıvılcım yaptı. Yani kıvılcım ilk defa iyi bir şey yaptı. Ozan da çok beğenir. Aa, gerçekten mi? Ya evet, süper olmuş. Ya hem senin için de değişiklik olur. Ondan 2 saattir banyodan çıkamadı. Yani açıkçası ben de beğenmedim değil ama sadece kıvılcım yaptı diye sinir oluyorum. Ya bence hiç sinir olma. Hatta git kıvılcıma teşekkür et. Hadi ya, o kadar iyi mi? Gerçekten çok güzel. İyi o zaman. Ya acaba ben de mi siyah boyatsam? Ben de boyatayım. Aa, oldu, yok daha neler. Ay, şimdi de kıskanır. Kızlar. Ne diyorsun sen ya? Ya Kayıcı, ben sana bayıldım ya. Bir gün bir meyhaneye gidelim de kafaları çekelim. He? Olur, onu da yaparız ama senin gittiğin yerlere değil, daha bizim o taraflara, Cihangir'de çok şık yerler var. Oralarda içersek hem sen de böyle kabuğunu falan kırmış olursun, daha güzel yerler görürüz. Sonuçta Cihangirli Zülfikar'ın kardeşiyle berabersin değil mi? Ya bunun dili neler konuşuyor, ne kadar tatlı bu, ne kadar çirin ya. Tamam, oralara da gideriz, takma kamera ya, manyak bir şeysin sen ya. Çaylar da geldi. Bakıyorum muhabbetiniz de iyi. Aman kızım, maşallah. Abini bu halde gördüm ya, artık geçinirim ama gayet olmaya bile yemek kalmadı. Ya sevgilim diye demiyorum ama kız kardeşim var ya, bir içim su. Maşallah. Kardeşim güzeldir tabii ki, abisine çekmiş olsa gerek değil mi? Buyurun, çayınız Alamet Bey. Kırılıyorum ama. Gerçekten şu yüreğe kırıyorsun, çok ayıp. Artık şu gereksiz bey ekini kaldırsak. Yani kadercim, Alametciğim haklı. Yani şu beyi falan kaldırıp artık şöyle birbirinize daha özel, daha sıcak bir şeyler söylesen, ne bileyim, aşkım, böceğim, sevgilim falan gibi tadında. Peki o zaman, sevgilim. Ha, şöyle biraz rahat olun ya, şöyle birbirinize daha bir yaklaşın. Ne bileyim, arada güzel oyunlar, kaçamak bakışlar, hı? Hı? Ya nasıl dağıttı, nasıl kumar? Gel buraya bir yanak koy sevgilim. Oh, bal yanak, bal. Ya kısa zamanda tatlım kıymattım oldu. Evet, işte ne güzel oldu böyle, şöyle birbirinize yakın olduğumuzu biz de görelim değil mi? Sevinelim o mutluluk tablosuna. Ah canlarım benim, böyle daha yakın, daha sıcak. O zaman kayınço, sana doyum olmaz. En yavaş yavaş sevgilimin odasına doğru bir uçuşa geçeceğim. Rahat edeceğiz yani. Haydi bakalım. Gel bakalım sevgilim, canım. Canım güzelim, gel. Ağız! Ne oluyor lan? Ne oldu sana? Sen nereden çıktın? Ne işin var lan evimizin içinde? Terbiyesiz herif! Ha? Çık git lan evden! Sen nereden geldin şerefsiz? Ne diyorsun kayıcı? Ben Alamet, hani kız kardeşinin sevgilisi. Lan bak, bir de gözümün önünde sarılmaya çalışıyor. Ne sevgilisi lan? Gel lan buraya! Oğlum dur! Lan. Oğlum dur! Anne bırak! Şerefsiz herif! Bir dakika. Oğlum, anne, Allah aşkına siz karışmayın. Bak sizle sonra konuşacağım. Gel buraya. Yok, onlar da karışsın. Onlar da işin içine girsin. Onlar da şimdi konuşsun. Ölür. Ulan bak, hala konuşuyor ya. Gelsene lan. Gel buraya. Şerefsiz. Kalk seninle ulan. Ben seni tophaneye kadar döve kovalamaz mıyım? Bir dakika. Ya da tamırla sana. Ne demek ki? Nerede? Bir şey yapar kadar adam. Bir şey Yok. Bu iş böyle olmayacak. Ben en iyisi Burak'a dün yaptıklarından iğrendiğimi söyleyeyim. Hayır, yani karakteri buysa bu işin yürümeyeyim. Merhaba aşkım. Ben de bugün ne kadar sıkıcı diyordum. Meğer seni henüz görmediğim içinmiş. Nasılsın aşkım?
Bu ne güzellik böyle? Yani Burak, şimdi benim kıyafetimde bir gariplik yok mu? Tek gariplik seni mükemmel göstermesi. Ben senin yanında sönük kalıyorum. Güzelliğini düşününce nasıl olsa ne yapsam yanında sönük kalacağım, değil mi? Burak, bu sensin değil mi? Benim aşkım. Ama ya dün? Ya dün dediğinde aklıma geldi. Dün ben yemekte çok mu içtim? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hatırlamıyor musun? Ay, bunun da hamzoluğu gitmiş ya. Şeker oğlan olmuş tekrar. Demek ki karakter değiştirme sihrinin de bir süresi varmış. Kahretsin. Ya, şimdi her şey açığa çıktı. Ben bunu daha önce nasıl düşünemedim? Neyi düşünemedin aşkım? Yok bir şey aşkım. Bugün daha da mini giyindim. Burak Bey beni böyle görüp de kızınca anlayacak bu sarı yelloz kimi daha çok seviyormuş. Efendim? Merhaba Burak Bey. Merhaba Fitnat Hanım. Ay, bugün de böyle açık saçık giyindim ama. Ay şimdi siz bana kızacaksınız biliyorum. Pardon ama niye kızayım anlayamadım. Şey işte böyle giyindim diye. Affedersiniz Fitnat Hanım ama bana ne ki sizin kıyafetinizden? Yetişkin insansınız. İstediğiniz gibi giyinebilirsiniz. Ya, ama ben dün şey dediniz diye yani kızmadınız mı? Allah Allah. Fitnat Hanım siz iyi misiniz? Bir kere ben öyle kadınların kıyafetine karışan bir tipte erkek değilim. Ayrıca o tipte bir erkek olsaydım sizin değil sevgilim Selena'nın kıyafetine karışırdım değil mi? Peki öyle yani ben dün siz şey ettiniz diye şey ettim bugün. Neyse ben gideyim. Daha NASA'ya mektup yazacağım. Ah, benden de selam söyleyin Fitnat Hanım. Ay, saçlarım berbat oldu ya. Ama olsun, seninkiler de berbat oldu. Bakalım oğlanın o iğrenç saçlarına ne diyecek. Hadi. Aa, kızlar. Ben Ozan'ın saçlarımı bu şekilde görmesini istediğimden emin değilim. Ya senin gerçekten çok güzel oldu. Evet Selin, bu çok güzel oldu. Ya bakın kızlar, biliyorum moralimi düzeltmeye çalışıyorsunuz ama boşuna uğraşmayın. Ozan geliyor. Selin, Leyla. Selin saçların... Evet, iğrenç olmuş değil mi Ozan? Hayatım biliyor musun? Hayatta böyle en acıdığım tipler kendi gibi olmayıp başkalarına özenen tiplerdir. Kıvılcım kusura bakma, özür dilerim ama şu anda seni duyamıyorum bile. Ya çünkü senin güzelliği karşısında büyülenmiş durumdayım. Şok oldum. Güzelliği mi? Güzelliğim mi? Senin çok güzel olmuşsun. Yani saçların eski haldeydi ama... Ya böyle çok güzel olmuş ya. Ay Kıvılcım çok güzel olmuş değil mi ya? Bence sen de saçlarını siyah boyatmalısın. Kesilsin Diler, kes! Kıvılcım saçların haline senin böyle. Ne varmış, ne olmuş? Kıvılcım ne yaptın, böyle boyamışsın falan. Hem kafada mikrodalga fırına mı soktun, ne yaptın? Çok komik olmuşsun ya. Dilara! Bak, eğer uslu durursan, yaramazlık yapmazsan seni yanımda götürürüm. Sonraki bölümde... Sen bence ne olmak istiyorsun? Kötülüğü küçülten, iyiliği büyüten sihirle Hades'in canı çok sıkılıyor. Kim? Kızlar, gerçekten tanımadınız mı? Beni tanımadın mı abla? Abla mı? Evin en küçüğü ise artık alımlı bir genç kız. Nazlı. Nazlı mı? Hepsi ve daha fazlası gelecek hafta Selena'da.